Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Rabia. Bugün çok güzel bir konsept hazırladım sizin için. Elimdeki yüksek fiyatlı dünya markalarına ait olan makyaj malzemeleriyle bir makyaj hazırlayacağım. Beraber yapalım istedim bunu. Ürünleri beraber inceleyelim, bakalım beğendiklerim gerçekten iyi mi, kötü mü? Tekrardan burada sizinle beraber inceleyelim tüm ürünleri. İsterseniz hemen başlayalım. Her zamanki gibi ilk önce saçlarımı toplayacağım. Kamerayı olabildiğince yakına almaya çalıştım, detaylı görebilin diye. İlk önce tabii ki cildimi nemlendirerek başlıyorum. Bobbi Brown'un bu Vitamin Enriched Face Base'ini kullanacağım. Bu hem nemlendirici hem de baz görevi görüyor. Ama ben ayrı bir baz da kullanacağım. Nemlendirici olarak ilk önce bunu cildime ediriyorum. Portakal kokusu olan çok güzel bir nemlendirici, yoğun kıvamlı. Cildimi nemlendirdim. Şimdi sıra dudaklarımı hazırlamada. MAC'in bu Prep and Prime isimli dudak bazını kullanacağım. Son olarak Fix Plus'la cildimi nemlendireceğim. İçerisinde çok güzel vitaminler ve mineraller var bu suyun. O yüzden makyajı çok güzel bir hazırlık sağlıyor. Videolarımı izleyen ve beni Instagram'da takip edenler biliyor ki makyajı her zaman gözden başlıyorum. O yüzden baz uygulayacağım. MAC'in bu Soft Ochre isimli paint potunu kullanacağım. Gözüme yediriyorum. Bakın gözdeki bütün damarlı görünümü alıyor. Farınızın pigmentlerinin çok iyi şekilde ortaya çıkmasını sağlıyor. Ve farı 16 saate kadar yanlış hatırlamıyorsam kalıcı olmasını sağlıyor. Farınız, eyelineriniz ya da herhangi uyguladığınız bir göz makyajı gözünüzden kıpırdamıyor. Kaşlarımı taramayı unutmuşum. Hemen onları da tarayalım. Çünkü ben makyajı başlamadan önce şu göz kapağımın açılmasını çok seviyorum. Sınırlarımı tamamen kaş şekli belirliyor çünkü. Göz makyajımda iki ürün kullanmayı düşünüyorum. Biri Dior'un bu paleti, birisi de Too Faced'in Teddy Bear isimli paleti. İkisi de toprak tonlarında. Gerçekten çok güzel ve çok başarılı paletler. Şimdi size renklerini göstereceğim. Bakın, renklerinin güzelliğine bakar mısınız? Toprak tonları seviyorsanız, ki bence sevmeyen yok, muhakkak bu paletlerden en az bir tanesine sahip olmanız gerekiyor bence. Ve ilk olarak Too Faced'de şuradaki sıcak sütlü kahve rengini geçiş olarak uygulayacağım. Fırçamı alıyorum. Fazlasını atıyorum. Ve karıştırarak bir geçiş rengi, sıcaklık sağlıyorum. Buradaki şu camel rengi gibi olan rengi alıyorum fırçama. Fazlasını atıyorum. Ve üste sürdüğüm rengin biraz altından tekrar gözüme derinlik veriyorum. Şöyle iyice dış köşeye doğru farımı çekiyorum. Göz kapağımı büyütmek ve çekik göstermek için. Şimdi Dior paletteki şu rengi alıyorum ve biraz daha sıcaklık katacağım. Biraz böyle kırmızılık içeren, bordoya yakın bir kahve bu. Tarçın renginin koyusu gibi düşünün. Daha yassı bir fırça aldım. Ve göz kapağımın üstüne oturtuyorum. Bunu tüm göz kapağıma geçeceğim. Çünkü hafif dumanlı buğulu bir makyaj yapmak istiyorum bugün. Şöyle rengi umarım tam görebiliyorsunuzdur. Sonra karıştırma fırçamı alıyorum ve aradaki geçişi dağıtıp yumuşatıyorum. Şimdi ufak bir detay fırçası alıp paletteki en koyu kahveyle kirpik dibimi gölgelendireceğim. Daha buğulu, daha dramatik gözükmesi için. Çok fazla fırçayı böyle sürüklemiyorum.
fırçanın ucundaki farınız tozutur ve aşağıya dökülür. Burada da rengi istediğiniz gibi alamazsınız. Daha çok tampon hareketlerle bastıra bastıra uyguluyorum. İstediğim rengi alana kadar bunu tekrarlıyorum. Aynı kahverengi kesik uçlu fırçamı alıyorum. Ve biraz gözümün çekik durmasını ben sevdiğim için dış köşeye doğru hafif bir eyeliner değil de daha çekik bir görüntü sağlayacağım. Dior palette tam ortadaki renk ışıltılı bir bakır rengi. Bence bunu ekleyebiliriz diye düşünüyorum. Şöyle elimin üstünde. Işıltılı farımı parmağıma aldım. Görebiliyor musunuz rengini? Ama çok güzel. Aşırı güzel. Eğer bu tonlarda makyajları seviyorsanız muhakkak yani bayılacaksınız eminim. Makyajı oturduğumda asla makyajı planlamış olmuyorum biliyor musunuz? Önüme sadece kullanacağım malzemeleri alıyorum ve geri kalan anlık ruh halime ve hayal gücüme göre değişiyor. Hani ışıltı eklemeyi düşünmüyordum mesela ama şu an istedim ve iyi ki yapmışım. Göz altını iyice temizleyeyim. Normalde ben bunu alt kirpiklerim için kullanıyorum. Detay olarak ince bir fırçası olduğu için güzel bir şekilde tarıyor. O kirpik takacağım için üstlere de bunu geçiyorum şu an. Çok önemli değil. Hani sorarsanız bunu ben normal kirpiklerim için tavsiye eder misin Rabia diye. Normal kirpikleriniz, üst kirpikleriniz için bunu almanızı tavsiye etmem. Sizi hiçbir şekilde tatmin edeceğini sanmıyorum. Kirpiklerimi de taktım geldim. Şimdi ten makyajına geçelim. Uyguladığım nemlendirici bazı görevi görüyor ama ben böyle hafif cildimi ıslak yapmak istiyorum bugün. O yüzden MAC'in bu strok primini kullanacağım. Gerçekten ıslak makyaj yapmayı eğer seviyorsanız inanılmaz etkili. Şöyle elimin üstüne aldım. Bunun renksiz olanı da var, renkli olanları da var. Bendeki böyle hafif pembe şeftali alt tonlu olan verdiği ışıltıyı, efekti seviyorum. Bunu şu saçlarımı arkaya doğru alayım. Yüzüme bol bol uygulayacağım. Özellikle yüksek yerlerine. Eğer cildiniz yağlıysa ve gün içinde parlama yapıyorsa böyle bir ürün kullanmanızı, daha doğrusu ıslak cilt makyajı yapmanızı tavsiye etmem. Şöyle aradaki farkı görebiliyor musunuz? İnanılmaz sağlıklı gösteriyor cildi. Bakar mısınız? Sanki highlighter sürmüş gibi parlıyor cildim şu an. Çok seviyorum bu ürünü. Fondötenin altında da inanılmaz güzel duruyor. Fondöteniniz çok yoğunsa bunu fondötenle de karıştırabiliyorsunuz. Birçok kullanım alanı mevcut. Evet, geldik en önemli kısma, fondötenim. Fondöten olarak da Nars'ın bu fondötenini kullanacağım. Çok ince yapılı da değil, çok kalın yapılı da değil ve ıslak cilt makyajına uygun. Hangi serisi bu? Natural Radiant Longwear Foundation. Bendeki ismi L4 Deauville sanırım. Böyle okunuyor bilmiyorum. Şöyle yüzüme bunu sıkıyorum. Fırçamla uygulayacağım. Bakın inanılmaz bir fondöten. Hem kapatıcı hem de bunun yanı sıra ince yapılı. Çok böyle kalıp gibi hissetmiyorsunuz. Şu an rengi biraz açık gelebilir size ama boynumla çok bir fark yok. Birazdan kontür ve bronzer uygulayacağımız için o fark kapanacak. Fondöteni fırçayla uyguladıktan sonra bir ıslak sünger yardımıyla üstünden geçmeyi de seviyorum. Cildi iyice oturtuyor bence. Bunu diğer videomda da bahsetmiştim. BBCC krem ya da renkli nemlendirici gibi ürünleri fırçayla uygulamayı severken fondötenleri daha çok böyle süngerle tamponlamayı seviyorum. Too Faced'in bu Born This Way isimli kapatıcısı gerçekten dünyanın en iyi kapatıcısı. Tarte Shape Tape'de sonlar geçer inanın.
kontür ürünü olarak da Fenty Beauty'nin stilini kullanacağım. Bunu çok sevdiğimi söyleyemem. Gerçekten. Güzel bir kontür rengi. Güzel bir seri ama bana birazcık sert ve donuk geliyor. Çabuk dağıtmak gerekiyor. Böyle çok homojen bir şekilde dağıtmak çok mümkün değil. Direkt yüzüme sürmeyeceğim. Fırça yardımıyla yüzümü alıp kontürümü yapacağım. Kıtıcımı dağıtıyorum. Sonra burun kontürüne geçeceğiz. Evet, burun kontürüm için de ince bir fırça aldım. Ürünümü alıyorum. Ve kontür hattımı çiziyorum. Evet, fırçamı aldım. İyice dağıtıyorum. Hazır kontür elimizdeyken dudak kontürümüzü de yapalım. Evet, dudak kontürümüz de hazır. Şimdi çok güzel bir likit allık kullanacağım. Nars'ın bu meşhur orgazm allığının likit versiyonu. Gerçekten muhteşem. Ama bunu direkt yüzünüze falan sakın sıkmayın. İnanılmaz pigmentli. Elimin üstüne bir pompa sıkıyorum. Hatta yarım pompa gibi. Ve bunu fırçayla şimdi ve bunu fırça yardımıyla dağıta dağıta yüzüme uygulayacağım. Fırçamın ucuna elimden alıyorum. Şöyle tebessüm ediyorum. Yanağımın yüksek bölgesinden. Bu ıslak bir makyaj yapacağım dedim ya. O yüzden bu likit allığı kullanmak istedim. İçinde çünkü hafif ışıltıları da var. Çok tatlı gözüküyor bence. Ve sarışınlara, beyaz tenlilere inanılmaz yakışıyor. Ben sadece sevdiğim için kullanıyorum. Göz altına pudra olarak normalde Fenty Beauty'yi kullanıyorum. Hatta o da yanımda. Ama bu sefer farklı bir şey kullanayım. Hep bunu gösteriyorum çünkü. Daha kompakt bir ürün olan Make Up For Ever'ın pudrasını kullanacağım. Gerçekten bu da çok başarılı. Fırçamı aldım. Pudramdan alıyorum. Göz altlarımı sabitliyorum. Bu bir de aydınlık da veriyor. O yüzden bugün bunu tercih ettim. Şöyle arasındaki farkı bir görün. Göz altı çok daha pürüzsüz ve aydınlık oluyor. Bunu normalde baking yaptıktan sonra sadece aydınlatmak için de kullanabilirsiniz. Şöyle kontürün altından da hafif geçeceğim. Parlama yapmasını istemediğim yerlere de minik dokunduruyorum. Bakın yüzün iki yarısında ne kadar fark etti. Bence çok güzel. Geldik bronzer'a. İkonik bir bronzer, Nars Laguna. Şöyle göstereyim. Eğimli bir fırçayı alıyorum. Bakın. Verdiği efekt inanılmaz güzel. İnanılmaz. Şöyle burnum kontüründen kenarından hafifçe çene hattıma, şakaklarıma da hafif geçiyorum. Ay ben çok beğendim bugünkü bu makyajı. Highlighter. En sevdiğim kısım. Bence birçoğumuzun en sevdiği kısım. Bobbi Brown'un Afternoon Glow isimli highlighter'ını kullanacağım. Şöyle bunu bayağı kullandım ben. İnanılmaz. Çok güzel. Çok. Aşk yaşıyorum bu highlighter'ı. Öyle söyleyeyim. Şimdi siz de göreceksiniz. Bakın. Ya böyle bir highlighter yok. Arkadaşlar yok. Burun ucuma. Diğer tarafıma da bakar mısınız? Gerçekten aşk yaşıyorum. Allah'ım. Böyle simli simli bir parlama değil. Böyle cam gibi parlıyor yüzünüz. Ve bence bu çok güzel.
Dudak üstüme. Çene ucuma ıslak bir makyaj yapacağız. Hafif şu kaş üstüne de şöyle yandırdığımda. Özellikle fotoğraf video çekilecekseniz mesela güneş ışığında, gün batımında vesaire bu golden hour'da şuradaki highlighter inanılmaz güzel çıkıyor. Daha sivri bir fırça aldım. Highlighter'ımı alıyorum tekrar. Göz pınarlarıma bol bol uyguluyorum. Şöyle gözün şu kısmını da uzatmayı seviyorum bu highlighter'ı. Daha aydınlık, daha parlak gözüküyor. Highlight'ımız da tamam. Hatta şöyle biraz bence kaş altını da geçelim. Madem ıslak bir makyaj, her yerimiz aydınlansın. Anlık olarak da toz allık olarak üstüne şu Burberry paletteki allığı kullanacağım. Şurada hafif şeftalimsi olan. Buradaki highlighter da çok güzel, bronzer da çok güzel ama o kadar seçenek var ki hangi birini kullanacağımı şaşırdım. Ben de allıkta bu palete yer vermek istedim. Allığı fırçama aldım. Fazlasını atıyorum. Tebessüm edip. Biraz bol uygulayayım. Siz de rengini net görün ama bakın şuna. Of! Çok sevdim. Bu makyajı çok sevdim. İnanmıyorum. Bu makyajla şu an bir yere gitmeyecek olmam beni çok derinden yaraladı, üzdü. İsterseniz şuradaki highlighter'ı da bir kullanayım. Onu da bir görün. Üstünden. Bu da çok iyi. Yani inanılmaz iyi. Zaten ıslak makyaj ya. Attı balık yan gider. Bunu da görün. Bu palet yüksek fiyatlı ama gerçekten sonuna kadar hak ediyor. Bununla hatta bir gün şöyle bir video bile çekebilirim. Tüm yüz makyajınızı ve göz makyajınızı yapabilirsiniz. İsterseniz eğer bu videoyu yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Tek paletle bütün makyajımı uygulayabilirim sizin için. Göz altı makyajımı tamamlayacağım. Detay fırçamı tekrar alıyorum. Ve Dior paletimi alıyorum. Göz altıma gölge ve buğu vereceğim. Bu Teddy Bear'daki ilk aldığım rengi alıp göz altındaki buğuyu küçük bir karıştırma fırçasıyla dağıtacağım. Kesik uçlu fırçamı alıyorum. Koyu kahverengi kalemle de dış köşelere tekrar buğu veriyorum. MAC'in böyle bir siyah kalemi var. Akmayan, silinmeyen, dağılmayan, nasıl desem, yani yerinden kıpırdamayan siyah kalem arıyorsanız kesinlikle bu. Çok güzel olmadı mı? Orada nasıl gözüküyor bilmiyorum da. Ben burada şu an bu makyajla aşk yaşıyorum. Rimelimi aldım. Ben şu rimel sürerken suratı şekilden şekilde girmeyen var mı? Şu video içinde bu kadar üründe vazgeçemeyeceğim ürün ne olur deseniz galiba bunu aday gösterebilirim. O kadar seviyorum. MAC'in bu Thanks It's MAC isimli rujuna aşığım. Bu inanılmaz. İnanılmaz dedim. Bu gerçekten eşi benzeri olmayan bir nude. Şimdi sürünce anlayacaksınız. Mat değil bu arada. Islak. Ama şu nude'un tonunun ve yapısının güzelliğine bakın. Bir gloss önerisi de yapmak istiyorum. Nars'ın bu bendeki Intruding sanırım. Çok garip bir ismi var. Böyle bir gloss'u var. Bunu da süreceğim ki duruşunu görün. Bu kadar ürün kullanmışız. Bir gloss kullanmadan geçmeyelim. Zaten dudağımız bayağı ıslak, duruş çünkü
saten yapılı bir ruj ama bunu da göstermek istedim. Tekrar sabitleme spreyimizle Fix Plus'la yüzümüzü sabitliyoruz. Şöyle bolca sıktım çünkü bu aynı zamanda pudralı görüntüyü de alıyor. Fondöten kullandığım için şu an biraz cildim rahatsızdı. İnanılmaz ferahlattı, rahatlattı beni. Şöyle tokalarımı da çıkartayım. Şimdi size bir de bu makyaj bittikten sonra çok güzel bir ürün göstereceğim. Sevgili Nurhan Kılıçlı bana hediye olarak kendi markasına ait çıkardığı bu saç germe bantlarından göndermiş. Böyle içinde çok tatlı not kartları var. Ürün kullanımının da tarif edildiği bir kart var. Ürün paketi gerçekten çok kaliteli ve ödenilmiş. Şöyle bir askı aparat. Bakalım ürün nasıl kullanılıyormuş. Ben de sizinle ilk defa açtım şu an. Evet, bayağı yanlış ilerliyormuşum. Nurhan Kılıç'ın sayfasından baktım ve buradaki şeyi de tamamen okudum. Saça krep atmamız gerekiyormuş. Şimdi şuradaki kısımlarına krep yapacağım. Krep yaptıktan sonra saçı böyle vuruyoruz. Burayı da aldım. Burada tokanın kaymaması gerekiyor. Hani saçı çıt çıt takarken de yapıyoruz ya, aynı mantık aslında. Buraya da krepimi atıyorum. Saçı vuruyorum. Ve şu krepe sokup sabitliyorum. Arkaya bandı alıyorum. Şu saçımı da alıyorum. Ay, şu saç bela oldu. Burayı da vurdum ve buradan da krepeye iyice soktum. Arkayı kapattım ve saçımı açıyorum. Hiçbir şekilde hiçbir yerden gözükmüyor. Tekrar şöyle saçımı öne tarayayım. Bakın. Ve gözleri resmen havaya kaldırıyor. Verdiği etkiyi gerçekten sevdim. Makyajımın da bitmiş hali bu şekilde. Siz nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Yorumlarınızı muhakkak bekliyorum. Eğer videomu beğendiyseniz ve devamlı videolarımı izlemek isterseniz kanalıma abone olmayı, videolarıma beğenip like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.